İnegöl'de pancar eken çiftçiler kara kara düşünüyor. Özel firma tarafından pancar ekimine teşvik edilen çiftçilere verilen sözler yerine getirilemedi. Ekim öncesi ve ekim sonrası gönderilmesi gereken gübreler gönderilmedi. Durum böyle olunca pancar ekiminde baş gösteren gübre krizi herkesi mağdur etti. Çiftçi şimdi yaptıkları sözleşme gereği ektikleri pancar kotasına ulaşamasa firmaya para ödemek zorunda kalacak. Üst gübresi atılmış pancar. Bu atılmamış pancar. Bu adamın imkanı varmış, kendi imkanlarında gübresini atmış. Bunun imkanı yok. Firmadan gelecek gübreyi bekliyor. Atarsa olacak, atmazsa olmayacak. Dedinar mahallesinde ikamet eden çiftçiler pancar ektiklerine bin pişman oldular. Susurluk'ta bulunan özel şeker fabrikası pancar ekimi için çiftçilere tohum ve gübre desteği vererek ekim yapmalarını istediler. Her ne kadar buna sıcak bakmayan çiftçiler gelen öneriler karşısında pancar ektiler. Evet, hava tohum ver. Firma çiftçiye ekim için tohum gönderdi ancak gübre göndermedi. Tüm girişimler sonuçsuz kaldı. Çiftçiler yaptıkları pancar ekimine atacak gübre bulamayınca ekimlerde beklenen sonuçlar da alınamıyor. İmkanı olup kendisi gübre alıp tarlasına atanlar ile atmayanların farkı kameraya böyle yansıdı. Hacı çok... Bak bu bir de çapada atıldı. Biz bayramdan önce de attım ben. Bu duruma isyan eden çiftçiler yetkililerle seslenerek yardım beklediklerini ifade ettiler. Çiftçilerden Salih Arıkan yaptığı açıklamada şunu söyledi. Sıkıntımız bize geldiler. Sezonda dediler ki %200 artırdık. Gübreniz tohumunuz bize ait. Bunca yıldır böyle bir sıkıntı olmuyordu. Ben 40 yıldır bu işi yapıyorum. Bir tek bu sene 2021-22 sezonunda bu başımıza geldi. Gübremizi alamadık. Çok kötü mağdur durumdayız. Aynı zamanda Türkiye Ziraat Odaları Genel Başkanı'na da seslenmek istiyorum. Bu adamın görevi nedir bu şahsın? Bu gübreyi ilk kompozeyi de geç aldık. 15 gün gecikmeli. Bunu ekerken sınıfta kaldık 15 gün. Ektik. Bugün Mayıs'ın 10'u mu? 12'si mi? 12'si. Bu atılması lazım. 20 gün önce bu ürenin, üst gübresinin. Atılan görüyoruz. Gördük atılanı, atılmayanı. Aradaki farkı hem yetkililer görsün, hem Türkiye görsün. Peki siz yetkili firmayla görüştünüz mü? Nerede söylüyor yetkili firma? Hiç, çok görüştük, çok aradık. Bazıları telefonlara bakmıyor. Bazıları diyor bugün gelecek, yarın gelecek. 40 gündür bekliyoruz. 40 gündür onlar da biliyor bunu. Peki bu gübreyi atmasanız ne olacak? Gübreyi atmasanız verim alamayız. Ceza uygularlar bize. Bu cezaları da ödemek zorunda kalırız. Bir diğer çiftçi Ömür Karabağcı ise yaptığı açıklamada şunu söyledi. İmkanı vardı. Daban gübresini de kendisi kendi imkanlarından aldı. Üre gübresi, üst gübresini de kendi imkanlarından aldı. Attı. Farkı görüyoruz yani. Yani imkanı olmayanlar biz de bekledik bunları. İşte böyle bir şeye gelmeyince bizim şeylerde alt gübresi, daban gübresi, üst gübresi gelmedi. Hem geç ekim hem de çapa zamanında üst gübresini atamadığımızdan dolayı biz şu anda mağduruz. Yetkililere sesleniyoruz. Madem bize bunu bu şekilde yapacaklar niye ektirdiler? Bize bu kadar masrafı niye yaptırdılar kardeşim? Yazık günah değil mi? Mazot kaç para? Bir işçi yövmesi bugün 150-200 lira. Yani biz bunları yarın öbür gün bir de tonajda tamamlayamayacağız. Ya biz şu anda mağduruz. Daha ne zaman da geleceği belli değil. Hala daha bugün yarın erteliyorlar yani. Ne zaman geleceği de belli değil. Kendi imkanı olduğu için tarlasına gübre atan Ali Osman Köse ise yıllardır çiftçilik yaptığını ilk kez böyle bir şeyle karşılaştıklarını belirterek şunu söyledi. Aradaki farkı gördünüz. İki tarafta da çekim yaptınız. Gübre atılan yerle gübre atılmayan arasında çok fark var. Yani inanılmaz fark var. Bu büyük bir mağduriyet. Yani bizim elimizde olması sebebiyle attık. Elimizde olmasaydı biz de atamayacaktık yani. Biz de mağdur olacaktık. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz yani en kısa zamanda. İşte buradaki fark çok açık. Çekindiniz değil mi? Bir bayramdan önce attık. Yağmurdan önce bir 15 kilo dönüme. Bir de şimdi çapada atıyoruz bir 15 kilo.
Ama hiç atılmayan da çok, aranızda siz bile gördünüz farkı yani.